Selamlar. Şimdi bu yayında karşıda karşımda Aslan Taşbaş var Washington DC'den. Neden? Şimdi hatırladınız mı? Geçen gün videosunun üzerine epey konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra seçimi kazan kazanan AK Partili belediyelerden bir tanesi Düzce Belediye Başkanı'nı aramıştı. Demişti ki en zaferin büyük küçü olmaz. Tebrik ediyorum. En kısa zamanda da geleceğim Düzce'ye. Ama işlerim var. Önce Amerika'ya gideceğim. Sonra Suudi Arabistan'a geleceğim. Ondan sonra geleceğim demişti. Heh. İşte tam da o Amerika ziyaretini konuşacağız şimdi. Aslı Aydın Taşbaş'la. Aslı merhabalar. Merhabalar Nevşin. Aslı Erdoğan Biden seçildiğinden bu yana bir, bir ara işte bir bozuşluk küsüştü, kızdı falan ama sonra da böyle bir arayı düzeltmek istedi. Ne zamandır bir Amerika'ya gitmeye çalışıyor sanki. İstiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi? Yanılmıyorsam. Niye bunca yıldır olmadı da şimdi gel dedi Biden? Şimdi evet, Biden yönetimi Erdoğan'a mesafe koydu. İlk iki yılında özellikle belirgin bir şekilde ne bir davet ne bir telefon hatta aylar boyu telefonlaşma olmadı. Bu aslında herhangi bir Amerikan lideri için de istisnai bir durum ve o dönemde hatırlarsan Biden yönetimin bir demokrasi zirvesi yaptı ve dünyayı demokrasiler ve otokrasiler olarak ikiye ayıracağız biz dedi. Demokrasilerle çalışacağız dedi Türkiye'de. Malum <laughs> bu ligde e, e, çok başarılı değil, hatta bu ligde de değil. E, o yüzden böyle bir iki yıl mesafe vardı. Fakat sonra Ukrayna savaşından sonra, savaşı başladıktan sonra tabii Türkiye NATO NATO ittifakı önemli hale geldi e, ve hani Türkiye ile yeni bir ilişki kurabilir miyiz arayışları başladı. Bunun da ilk göstergesi olarak. İsveç'in NATO'ya alınması meselesi gündeme geldi. Bütün NATO ülkeleri bu konuda hemfikir ama Türkiye bu pazarlığı çok uzattı. Ee, aslında bu İsveç ve e, Türkiye arasında bir pazarlık değildi. Amerika ve Türkiye arasında bir pazarlıktı. Bir yılda bu sürdü. Cumhurbaşkanı'nın ABD gezisi geçen NATO zirvesinde yapılan biz size F-16 satarız, Yunanistan'a F-35 yaparız, kongre onaylar, siz İsveç'i onaylarsınız. Ardından da Beyaz Saray gezisi gelir. Paketinin bir parçasıydı. Yani bu gezi aslında geçen Temmuz ayından beri, NATO zirvesinden beri var. Ancak şimdi mümkün oluyor. Araya birçok olay girdi. <laughs> Avrupa, Orta Doğu'daki savaş dahil. Önemli bir kez Cumhurbaşkanı gelmek istiyor. Ne zamandır gelmek istiyor? Aslında Nisan'da gelmek istediler. Amerikalılar benim anladığım kadarıyla Türkiye'de seçim süreci olduğu için seçim sürecinde e, açıklama yapmak istemediler. Dikkat edersen Beyaz Saray'dan henüz 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Washington'a gelecek. Tayyip Erdoğan'ın resmi gezisi var ama bu açıklama henüz gelmedi. Resmi olarak gelmedi. Sanıyorum bu hafta önümüzdeki e, hafta içinde e, ya da önümüzdeki hafta böyle bir açıklamayı göreceğiz. Ha, evet Seçimden bu, önce açıklamak, açıklamak istemediler şu, şu tarih istemediler diye. diye. Siyasette hani e, bir etki ol, olmasın istediler. Türkiye'de çok ısrarcı olmadı. Ama bu gezi 9 Mayıs'ta gerçekleşecek. Önemli bir gezi. Çünkü konuştuğumuz gibi Türkiye ve Amerika neredeyse küs gibiydi iki yıldır. Hakan Fidan'ın son iki gezisi. Hı özellikle son gezisi, bunun e, taşlarını döşediğim dediğim Yeni bir diyalog başlıyor. E, yeni bir dönem olabilir bu. Yeni bir dönem olmaya da bilir. Biraz bu gezinin tonuna, üslubuna, neler konuşulacağına bağlı. Ne bekliyor peki Amerikalılar Erdoğan'dan? Erdoğan çok iyi tanıyor Biden. Biden da siyasete kurduğu Adam kaç yıldır 50 tane farklı makamda mevkide bulundu. Erdoğan'a da çok kez karşılaştılar. Çok iyi tanıyor Erdoğan'ı. Şimdi Ne bekliyorlar Erdoğan'dan? Aslında en önemli şey nasıl bir resim verileceği. Yani e, ve bunun da e, ekonomiye nasıl yansıyacağı. Türkiye, tabii iki tarafında biliyorsun böyle göz, geziler öncesinde çeşitli talepleri var ama bunlar çok önemli değil. Asıl önemli olan ve bunlar ta, bildiğimiz konular ama asıl önemli olan Joe Biden Tayyip Erdoğan'ı ne nasıl kucaklayacak? Kucaklayacak mı, kucaklamayacak mı? Yani iki adam yan yana geldi gitti bir basın toplantısı ya da bir olacak mı, olmayacak mı? O da belli değil ama öylesine bir Beyaz Saray gezisi mi yoksa Biden Türkiye'de piyasaları da rahatlatacak, ekonomiye de bir umut verecek ve Avrupalılara da Bak biz Türkiye ile artık yeni bir yol bulduk mesajı verecek ölçüde bir üslup kullanacak mı kullanmayacak mı? Yani öyle bir gezi olur ki hani iki adam buluştuk çok iyi biz vesaire der. İki üç soruya cevap verir belki e, basın toplantısı yapmaz yapacaklarını sanmıyorum. Bana oval ofiste o bildiğimiz o koltuklarda otururken. Bıdı bıdı derler. Türkiye işte Suriye ile ilgili bir şeyler der. Biden başka bir şeyler der. Olay kapanır. Ama öyle bir gezi gezi olabilir ki Biden Türkiye ekonomisinin reform paketine yeni ekonomik programa destek verir, desteğini açıklar. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasi olduğunun göstergesidir der ve. İnan, inanılmaz bir e, etkisi olur ekonomi üzerinde. Hatta 100 milyarlık işte ticaret hedefi Trump döneminde e, gündeme getirilen bundan konuşulur. Yeni ortak ekonomik e, konseyler oluştu bu en son Hakan Fidan gezisinden sonra. Onların önemine e, önemini önemiyle ilgili bir cümle eder. Bu bambaşka bir şey olur. Ekonomi hmm. açısından da. Bence Tayyip Erdoğan'ın asıl istediği de yani çeşitli talepler var onlara gidebiliriz ama asıl istediği de bu e, ABD ile ilişkiler artık rayına girdi ve ekonomi ekonomik olarak arkamızda batı mesajı. Öyle görünüyor. Fakat burada Türkiye'nin istediği bir şey var. Bir Kuzey Irak'a çok kapsamlı bir operasyon yapmak. Bir de herhalde bu Suriye meselesinin çözülmesi yani kuzey Suriye'de ne olacak bu? Suriye demokratik güçleri hani Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir anlamda sponsorluğunu yaptığı. Bu meseleye bir çözüm bulmak. Orada taklaşılabilecek bir zemin var mı? Benim gördüğüm, Hakan Fidan gezisinden aldığım izlenim diyeyim. Ee, tabii Türkiye'nin e, Suriye ile ilgili itiraz, Amerika'nın Suriye politikasıyla ve SDG ile e, e, yani Suriyeli Kürtlerle dediğim böyle, medyada böyle geçtiği için e, Türkiye'nin PKK ile ilintili olduğu olduğu için itiraz ettiği ilişkiye e, bu konuda Türkiye çok yüksek perdeden ve e, il, ikili ilişkiyi çok geren bir üslup kullanmak istemiyor. Yani Hakan Fidan buradayken. Bizim bu ilişkiye itirazımız var ve bitmesini istiyoruz dedi Hı. ama geçmişte geçmiş dönemlerde olduğu gibi parmak sallayan işte her an girebiliriz aman ha ayağınızı onlar da ayağını denk alsın bu iş böyle gitmez bunu yapmadı. Yapıcı bir üslup zaten o yüzden burada bir Hakan Fidan'la ilgili adeta bir hayranlık oluşmaya başladı onu da söyleyeyim Blinken Hakan Fidan ilişkisi çok iyi. Ve Halkan Fidan'ın bu yapıcı üslubu yani bizim şu politikanıza itirazımız var şunu yapabiliriz şunu yapamayız şöyle bir alışveriş olabilir şöyle bir çözüm olabilir gibisinden hani parmak sallayıp e, ilişkileri geren bir üslup yerine e, son derece pragmatik ve e, makul e, e, hani, ne olur ne olmazı ölçen bir üslubu olması burada bir e, hayranlık yarattı. Hmm. Ee, ama sanıyorum Suriye ile ilgili Türkiye'nin çok e, net bir talebi olmayacak. Irakla ilgili olacak. Hmm. Irak ile ilgili işte sınır ötesi operasyon konuşuluyor. Bunun ölçeğini bilmiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin Irak hükümetiyle de sorunları var. Bu konuda da Amerika'dan yardım istiyor. çeşitli ekonomik sorunları var şu var e, ve askeri olarak e, Suriye'de. Irak'ın Irak kuzeyinde yapmak istedikleri ile ilgili, Talabani cephesiyle ilgili. Tayyip Erdoğan'dan hemen önce Irak hükümeti gelecek. Irak Başbakanı hmm. gelecek. Yani biraz da bu iki gezi ilintili. Ee, Burada herhalde Amerika ile Türkiye aynı hmm. zeminde bir şey yapan, buradaki herhalde Irak'taki İran etkisi zaten Talabani deyince. Irak'taki İran etkisi, e, İran istikrarı, Irak e, su Irak-Türkiye sorunlarının su dahil iyi-kötü hani bir yola girmesi gibi meseleler. Ancak şunu söyleyeyim Nevşin. Şimdi Türkiye şu anda e, tabii Orta Doğu, Irak, Suriye e, ve Karadeniz'deki durum ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Amerika'nın temel meselesi Gazze'deki hikayenin çığırından çıkmasını engellemek Netanyahu hükümetiyle kopuş gerçek anlamda kamuoyunun yaşanmıyorsa da perde arkasında büyük bir gerilim var ve tabii Ukrayna Savaşı'ndaki mühimmat askeri destek Ukrayna'ya 2024 yılında silah külah vesaire desteğinin devam etmesi uzun vadede de Çin Gazze meselesinde Türkiye meselenin içinde değil yani Arap ülkeleri de İsrail'de Türkiye'yi sokmak istemiyor. Özellikle savaş sonrası oradaki barış gücü Araplardan oluşacak, oluşacak. muhtemelen Mısır olacak, muhtemelen Suudi Arabistan olacak ama şu anda Türkiye'nin olması gibi bir şey konuşulmuyor. İsrail buna şerh koyuyor zaten, Araplar da istemiyor. Ancak bir başka mesele var ki Türkiye'yi ilgilendiriyor ve Türkiye'nin rolü önemli. Ee, İsrail'in Gazze'de yaptı ve bütün dünyada şu anda lanetlenen insani açıdan ve son derece de ve masum insanların ölümü açısından son derecede de çıkmış operasyonları bir noktada bitirme, bitirecek bu yaz. Ondan sonra Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelmesi ihtimali olasılığı artık her geçen gün güçlenmiş durumda. İsrail'in niyeti Gazze'den sonra Hizbullah'a saldırmak, Hizbullah'la bir savaş ve dolayısıyla İran'la bir savaş. Amerikalılar bunu engellemeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Burada Türkiye'nin önemli bir rolü var. Ee, İran'ın özellikle e, İsrail'den gelecek, gelebilecek olası e, salvolara e, sakin kalması noktasında. Ama herhalde yine vekaletler savaşı üzerinden olacak. Yani İran derken Hizbullah'a bir operasyon düzenleyecek herhalde İsrail. Evet. Buna İran nasıl mukabele edecek? Yani e, full force İsrail'e bir şey bir şey yapma ne bileyim artık. İsrail'in bir temsilciliğine mi saldırmak olur. İsrail'e herhalde bir şey yani direkt e, İsrail'e bir saldırı düzenlemeyi göz olacağınlar... doğrudan bir savaş ihtimali. 6 ay önce yani 7 Ekim hmm. olayları ilk olduğunda yapılan analizler ve buradaki havada neydi? Hay Allah çok büyük bir trajedi. Ondan sonra Gazze'de başlayan operasyonunda çok ağır insani kayıpları var. Ancak neyse ki bölgesel savaş olmuyor. Neyse ki ne İsrail ne İran Karşılıklı bir bölgesel mücadeleye girme niyetinde değil. Haliyle Hizbullah ara sıra bir şey atıyor, İsrail ara sıra bir şey bombalıyor ama bunlar göstermelik hamleler. Şimdi bu analiz değişti. Deniyordu. 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 Şimdi bu analiz değişti. Şimdi özellikle İsrail'in İran'la doğrudan bir savaşa daha açık olduğu ya da İran'ın Hizbullah'a yönelik saldırıya doğrudan cevap vereceği kaygısı çok artmış durumda. Bu da Türkiye'yi ister istemez bölgesel bu ürkütücü gidişatın dinamiğin merkezine oturtuyor Türkiye ne yapacak Amerika Türkiye' ile nasıl savaşacak Amerika böyle bir savaşın içine çekilmekten endişeli ama buradaki İsrail'e yönelik yapısal bir destek boyutundan dolayı böyle bir savaş başlarsa Amerika'da İsrail'e yardım eder en azından karşısında durmaz. istemese bile böyle bir Amerika Türkiye'ye nasıl savaşacak derken hani yanlış anlaşılmasın bu savaşı nasıl götürecek Türkiye ile anlamında söylüyorsun. Yani Türkiye'nin önemi, diplomasideki önemi, İran'a yönelik kullanacağı e, ağırlık, Amerika ile nasıl İsrail'i dizginlemek için, İran'ı dizginlemek Hı. için nasıl bir ortaklık olacak. Bütün bunlar çok önemli olacak. Amerika'nın niyeti bu savaşı engellemek ama olursa ee, da bölgesel bir bunun ee, yayılmaması için bölgesel bir ittifak zinciri koymak. Tabii evet orada da, da Türkiye'ye büyük iş düşer. Değil. Bunlar e, Orta Doğu dediğimiz şey e, aslında geleceğin dünyasının inşası değil geçmişin dünyasının hesaplaşmaları. Yani geleceğin dünyasının inşası Asya'da oluyor, ekonomide oluyor. Yeni e, ekonomik politikalarda, yeni endüstriyel tabanda, yeni e, AI'da vesaire oluyor. Maalesef Türkiye o diyalogların, o planlamaların içinde değil. Onlar hep Asya ile yapılıyor. Japonya ile yapılıyor, Filipinlerle yapılıyor, Vietnam'la yapılıyor, Hindistan'la yapılıyor ve bir ölçüde Avrupa ile yapılıyor. E, Türk-Amerikan diyaloğu bu iki savaş çerçevesinde. Ama hmm. Türkiye ve Amerika arasında iki ikili ilişkileri iyileştirme, düzeltme gibi bir niyet var. Daha fazla yani bir ara şey çok popülerdi ya kompartmentalize etme ilişkileri. Hani bazı konularda anlaşamayalım, bazı konu anlaşabildiğimiz konularda çalışalım. Çalışmadı herhalde. O işler öyle olmuyor anladığım kadarıyla. Belli ölçüde bunu yeniden deneyecekler. Yani Suriye'de anlaşamıyoruz şu anda. Amerika Suriye'de kısa vadede bir değişikliğe gitmeyecek ama 2025 itibariyle oradan asker çekmesi mümkün. Ama o sürece kadar bir diyalog başlatacak Türkiye ile. Ama e, bir diğer pozitif gündem muhtemelen e, Türkiye'den Ukrayna için silah alımının arttırılması. Türkiye şu anda Ukrayna ile belli bir askeri anlaşması var. Ortak üretimlere geçti. İşte Tuzla'da Ukrayna gemileri üretiliyor. Ama Batı şu anda e, Ukrayna'ya e, yardım edebilecek e, silah, mühimmat vesaire bulmakta zorlanıyor. Burada Türkiye'den e, özellikle hani mermi, işte 155 kalibre bunu çok duyuyoruz. E, bazı çevrelerde Türkiye'den hani çeşitli mühimmat alımlarının arttırılması gibi. Bu da kısa vadede ikili ilişkilerde bir dinamik yaratıyor. Fakat benim için asıl önemli olan şu anda bu ilişkide yok. Yani geleceğin jeopolitik, jeoekonomik dünyasının inşasında Türkiye nerede yer alacak? Yani Ukrayna'ya 3-5 silah satmak Türkiye'ye belli bir gelir sağlar belki denge politikasıyla dengeler ama asıl hani AI endüstriyel tabanın genişletilmesi Çin'den uzaklaşan e, üretim hatlarının Türkiye'ye gelmesi gibi konularda Türkiye yok. Ya mesela Tayvan değil mi? Tayvan şimdi riskli bir yer aslında. Bu çip meselesi neredeyse. Dünyanın bütün çipleri Tayvan'da üretiliyordu. Ama orada bir Çin operasyonu olur mu olmaz mı hesabı yapılıyor. Şimdi diyelim ki böyle bir endüstri Türkiye'ye kayabilirdi aslında Türkiye. Yani şu anda olmasaydı. Çin'deki bütün büyük şirketler Çin'deki üretimi önümüzdeki 10 yıl 20 yıl içindeki Çin'deki özellikle teknolojik üretimi nereye alabiliriz? Kendi topraklarımıza mı? Müttefiklere mi? Bu tartışmayı yapıyor. Ara, araba üretiminden tut e, işte e, hassas teknolojik ürünlere kadar. Ve muazzam bir ekonomik e, değişiklik yaşanıyor. Yani dünya ekonomisi globalleşmeyi geri çeviren e, özellikle Batı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da bu yola giriyor. Globalleşmeyi geri çeviriyor. Yani ben artık işte Çin'de plastik üreteceğim. Ondan sonra hmm. kendi insanlarımda fabrikaları da kapatacağım kendi ülkemde. Çünkü Çin'de üretmek çok daha ucuz AI devrimi bitti. Bu dönem bitti. Evet, yani çünkü bu aşırı sağın yükselmesi olarak e, Batı'da kendisine göster aşırı sağ, çünkü bu dönem biraz da aşırı sağ e, yükselmesi olarak Batı'da kendisine radikalleşme olarak kendini gösterdi. Radikalleşme, insanlar hayatını insanların hayatı anlamsızlaştı, iş yok Güç yok tamam belki daha büyük refah var ama bu e, daha büyük siyasi istikrar getirmiyor. Daha mutlu e, müreffeh bireyler yaratmıyor vesaire. Bu yüzden yerli malı yurdun malı dönemine geçirdi. Yani üretim hatları önümüzdeki 20 yılda ya kendi ülkelerine çekecekler. Amerika'da muazzam e, bir endüstriyel tabanı genişletme hamlesi var. 1930'lar gibi yani fabrikalar nasıl açarız? üretim hatlarını nasıl kurarız? E, geçenlerde e, 9 milyarlık bir yardım e, açıkladı devlet. Devlet sübvansiyonları, Çin'in yaptığı gibi büyük devlet sübvansiyonları vesaire. Yani üretimi ya kendine çekmeye çalışıyor. 9 milyarlık bir Intel fabrikası açıldı Çin'den geliyor. <laughs> Böyle şeyler her yerde yapılıyor, planlanıyor. Burada Türkiye e, bu denklemin içinde olabilse yani kendi ekonomisini biraz daha stabilize edip Batı ile ilişkileri stabilize etse muazzam bir e, üretim ekonomisi için fırsat var. Ama biz yani Irak'ta şöyle oldu. Burada yangın söndürelim. içeride şu işte van belediyesi vesaire diye bu konulara sadece teksif olduğumuz için ve içeride ne içeride bir e, e, demokratik bir e, huzurlu bir düzen kurabildik. Ne bölgemizde huzur var. Bu uzun erimli, temel meselelere odaklanamıyoruz. Bu da büyük bir kayıp. Öyle de, gel anlat. Peki bir şey soracağım. Trump seçilirse bunların hepsi patlar mı? Şimdi, e, Pod Save the World dinledi. Diyor ki, bu Trump'ın e, elemanlarından bir tanesi. Sen yani Trump da şimdi kendi ekibini kuruyor falan diyorlar ya. Yalnız ismini unuttum. Troll bir elemanmış ama işte Trump'ın ekibinde olacak falan. Trump adına çeşitli ülkelerin... Işte, Grönel, Richard Grönel. Bravo Richard Grenell. Ah, bravo, işte Grenell. Çeşitli ülkelerin bürokratlarıyla görüşmeler yapmaya başlamış kendi kendisine. Kendi yani Trump seçince öyle mi yaparız? Hatta Türkiye'de de Erdoğan'la ekibiyle görüştü diyorlar. E, Valla aslında bu Erdoğan'la ekibi de Trump'ı çok seviyor biliyorsun. Trump seçeneğinde evet. yaşadık havası da var biraz. Ne olur? Vallahi ben e, Türkiye'nin kararsız olduğunu düşünüyorum. Geçen seçimde Trump'a sempati vardı. Trump kazansın diye istendi ve ona yatırım yapıldı çeşitli şekillerde. Ama Trump bir kaos, e, kaos ajanı diyeyim, bir kaos getiren bir adam. Ve e, Trump'ın tekrar iktidara gelmesi kaotik bir dönem. Zaten dünyada bir kaos var, iki savaş var şu anda Türkiye'nin coğrafyasında. Çeşitli sebeplerle daha kaotik bir dönem getirebilir. Ve ayrıca Trump kazanamayabilir. Çünkü bu yarışlar çok ortada. Amerika'da çok kabaca anlatıyorum ama yüzde kırk o tarafta yüzde kırk bu tarafta aradaki seçim beş eyaletin seçmeninin hangi tarafa gideceğininle belirlenecek. Beş tane kilit eyalet var yani dolayısıyla Biden çok enerjisiz işte lafları karıştırdı Trump şöyle yaptı falan bunlar biraz talih herkes tarafını belirlemiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda umarım ki Türkiye Trump kazanacak nasıl olsa ona göre davranalım analizi yapmaz. Ben yaptığını sanmıyorum bu arada. Trump'ı açıkça isteyen devletler var. Macaristan'da Viktor Orban, muhtemelen Azerbaycan'da İlham Aliyev, muhtemelen Putin ama ben Türkiye'nin devlet aklının burada hani fazla bu meseleye girmeyelim, iki senaryoya da hazırlıklı olalım gibi baktığını düşünüyorum. Trump'ın tek avantajı Türkiye için Tek avantajı Tayyip Erdoğan'la kişisel ilişkisinden dolayı belki Tayyip Erdoğan'ın e, e, uluslararası pr profilini biraz yükseltecek olmaz. Hani dostum Tayyip diye. Bu da diye. sağa da belli olmuyor. Bir dostum falan diyor. Sonra bir mektup yazıyor. Metik falan. Metik falan. Bence Türkiye bu e, geçmiş Trump döneminden biraz dersini aldı. Ve e, kafayı uzatıp e, Trump'ın kazanması için Orban'ın yaptığı gibi, Netanyahu'nun yaptığı gibi e, hamle yapmayacak, sessiz bir şekilde bekleyecek. O, Netanyahu ve Orban doğrudan e, Trump'ın e, kampanyası için çalışıyorlar. Öyle Trump, görünüyor. Trump ba şey... Zaten bay, baksana demokrat, sen demokrat senatörler de çak şumur falan çıkıp İsrail'de Netanyahu istifa etsin, hükümet değişmeli falan deyince İsrail'de bayağı millet ayağa kalktı bizim iç işlerimize ne karışıyorsunuz diye. Evet. Yani gitmesi Amerika'nın şu anda Amerika'nın yönetenlerin en istediği şey. Trump'ın da istemediği şey. Evet Trump'ın da istemediği bir şey. Kesinlikle belli. Peki bir şey söyleyeceğim. Son bir soru. Ukrayna Savaşı 2025'te biter mi? Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra hani daha net bir pozisyon artık ne yapacak? Sonuna kadar gidecek mi Amerika? Yok mühimmat diyor, senatoya takıldı, oradan oldu, atam yollayamadık, Ay, öyle oldu, böyle oldu falan. Husi orada sürekli bir zemin kazanıyor. Birazdan yani Putin böyle işte alay ediyor. Ha ha gördünüz mü bak Amerikalılar üç gün arkanızda duramadı. İşte elimize bakıyorsunuz şimdi diye. Bu Ukrayna Savaşı meselesi Amerikan başkanlık seçiminden sonra ne olur? Ben 2025'te bir ateşkes süreci olacağını düşünüyorum. 2024'te de Batı Ukrayna'nın kaybetmesini, e, sınır hattını engellemeye çalışacak, sınır hattını korumaya çalışacak. Kolay bir şey değil çünkü sadece mühimmat savaş meselesi değil, mühimmatta Ukrayna'ya e, 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 ihtiyacı olan şeyleri vermekte zorlanıyorlar çünkü... Savaş ekonomisi, Rusya savaş ekonomisine geçti, Batı geçmedi. Özellikle Avrupa'da, örneğin füze, örneğin işte top mermisi vesaire üretimleri uzun yıllardır yapılmıyor, başka işlere dalmıştı. Dünya daha müreffeh bir dünya vardı. Bir anda. 1901. Dünya Savaşı gibi bir savaş var karşımızda ve Batı ekonomileri Rusya kadar hızlı savaş ekonomisine geçemedi. Bu yüzden de Türkiye şimdi bakıyorlar. Sizde ne var? Ne tür mermi vardı? Ne tür füze vardı? Bunları acaba ara dönemde bizim endüstrilerimiz bu üretime tekrar başlarken Türkiye'den alabilir miyiz gibi bir arayış da var. Almanlar da Amerikalılar da bunu yapıyor. Örneğin geçenlerde bir üretim hattı. Ee, olduğu gibi Türkiye'den satın alındı ve Teksas'a taşındı. Çok ilginç bir şekilde bir assembly line dediğimiz üretim hattını olduğu gibi Teksas'ta bir şirkete e, satın aldılar. Ama Ukrayna'ya dönersek e, sanıyorum batının gayesi 2024'te Ukrayna cephesinin kırılması ya da Ukrayna'nın böyle e, cephenin dağılmasını engellemek. Burada işte Türkiye'den şuradan buradan ne e, e, ya da kendi mühim stoklar, stoklarından ne verebilirlerse biraz yardım etmeye devam edecekler. 2025'te ateşkes görüşmelerinin başlayacağını düşünüyorum ve muhtemelen Türkiye'de olacağını düşünüyorum. Yani Ruslar eğer ileride bir ateşkes görüşmesi olursa bunu e, Türkiye'de yapmak istiyorlar. Bu konuda... Hmm. Hem NATO ülkesi hem konuşabildikleri bir ülke. Evet. Hem de ortada bir ülke. Hem de doğrudan herhalde <laughs> Uçakla ulaşmak kolay ve Batı artık onların gözünde tam olarak da Batı değil. Yani Doğu ile Batı arasında denge politikası Cumhurbaşkanının övündüğü bir şey. E, bu anlamda e, Rusya'ya daha güven veriyor. E, 2025'e kadar Ukrayna için zor olacak. Tek e, ihtiyacı ihtiyaçları olan şey silah değil. Aynı zamanda e, İnsan gücü konusunda Rusya ile e, yarışamıyorlar. Daha az insan var, savaşabilecek insan var. Şimdi askerlik yaşını 25'e indirdiler. Bu ekonominin daha da e, daha da zayıflaması demek. Zor bir durum. Ama Ukrayna için e, 2024'te e, bu cepheyi tutmak dışında büyük bir e, Başka bir hedef yok sanıyorum. E, topraklarını geri almaları gittikçe daha zor gözüküyor. İşgal altında iki topra toprakları Kırım dahil e, sanıyorum ateşkese kadar e, Rusya kontrolünde devam edecek. Ha. E, hadi en son bir de şeyi sorayım ya. Malum dedin ya şu Türkiye'de de seçim oldu. Muhalefet kazandı büyük kentlerini. Bu da demokrasinin zaferi der. Amerikalılar böyle olumlu bir mesaj verir falan. Bilmiyorum Ekrem İmamoğlu şimdi böyle Amerika'da da yani Türkiye'yi izleyenler açısından öne çıkan takip edilen bir figür oldu mu? Çok. Wall Street Journal şeyle ilgili çünkü Selçuk Bayraktar makalesi yazdı uzun bir tane. Erdoğan'dan sonra lider o mu olacak falan diye. Türkiye'de buna bozulanlar da var. Şimdi bir kere burada Amerikalıların çok sevdiği bir konu bu. Yıllardır Putin'le ilgili aynı şeyler konuşuluyor. Hani Erdoğan'dan sonra kim gelecek? tartışması, hmm. böyle bir analizler, bilmem neler, toplantılar falan filan. Yani uzun vadeli beyin fırtınası yapmak Selçuk Bayraktar ismi ama bunlar tamamen afaki konular. Yani bir gazeteci yazmış Hakan Fidan ismi konuşuluyor, Ekrem İmamoğlu ismi konuşuluyor falan ama hani biz biliyoruz ki Türkiye'nin ne Tayyip Erdoğan'ın siyasetten e, emekli olma e, arzusu var ne de Türkiye'nin dinamiklerini böyle uzaktan kestirmek mümkün değil. Fakat Ekrem İmamoğlu'na ilgi muazzam. Yani zaten vardı şimdi iyice e, artmış durumda özellikle İstanbul başarısından sonra. İlginçtir ki Mansur Yavaş o kadar konuşulmuyor. Ee, belki de e, daha düşük profilli biri olduğu için. Ankara... Onu Ekrem İmamoğlu şeye önem veriyor işte Avrupa ile ilişkiler. İşte evet. değil mi Bosna, Saray Bosna Belediye Başkanı ile işte, kanka karşılıklı birbirlerine kutluyorlar tabii. Evet, bir şeyler. Benim... Bir Avrupa ile ilişkiler falan. Ona yani, önem ver. ne de vermiyor. Mansur Yavaş önem vermiyor öyle şeylere. De. Orada belli ki bir liderlik kumaşı görülüyor. Türkiye siyasetinde e, rol oynayacak biri gelecekte de. Haliyle Ekrem Memomoğlu ile ilgili muazzam bir ilgi var bu e, bunu e, yatsıyamam. Ve e, Türkiye'nin e, önümüzdeki birkaç yıl değil, 10 yıl sonra ne olacağına dair insanlar merak hmm. ediyor. Toplumsal dinamikler nasıl gelişecek? Ekonomi nasıl gelişecek? Bu arada Mehmet Şimşek'e de son derece ciddi ilgi var. Onu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan sonrası lider olarak değil ama ekonomik program ve başarılı olması arzulanıyor. Çünkü Türk ekonomisinin şu ya da bu şekilde çökmesi demek bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. Her ne kadar biz hani bittik gittik diye ekonomimize baksak da iyi kötü ilerle işleyen bir sistem var hala. Burada bir hani bankacılık krizi e, atıyorum e, Allah korusun ama daha büyük bir kriz demek, e, bütün dünya ekonomisinin etkilenmesi demek. Bu bu yüzden Mehmet Şimşek'in ba programının başarılı olması isteniyor. Mehmet Şimşek buraya gelecek onu da söyleyeyim. E, IMF toplantılarına katılmak için zaten her yıl geliyor. Bu e, bu da önemli bir gezi. Ancak ekonomik programındaki başarı çok yakından takip ediliyor. Hı. Teşekkür Başımı ettik. Ama başarı mı değil mi tabii ki önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ya Mehmet Şimşek çılgın bir şey yapılmamasının garantörü olarak görülüyor anladığım kadarıyla evet, Avrupa'da da öyle. Tamam, çılgın bir şey yapmayacaklar bu adam olduğu sürece diyorlar. Rasyonel bir şey yapılmamasının garantörü ki öyle bir şey yapılırsa ekonomi çöker korkusu var. Aynı zamanda Mehmet Şimşek'in bu ekonomik programını e, zamana yayması yani ekonomide hard landing denilen sert duruş ve resesyon yerine hani yavaş bir geçiş yapması e, ilgiyle izleniyor ve destekleniyor diyebilirim. Aslı sağ olasın, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Washington DC'ye de sevgiler yolladık, öyle noktaladık. <laughs> Görüşürüz.